Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 2 gün önce bir video çekmiştim. Yüz hatları için, hangi yüz hatları için yapılması gereken saç modelleri diye. Bundan önceki videom yuvarlak yüz hatları içindi. Olması gereken ve olmaması gereken saç modellerinden bahsetmiştim. Şimdi tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Böyle sağ sol aşağı yukarı yapıyorlar ya, ben onu bilmiyorum. Siz direkt videolarıma girip videolarımdan o videoyu izleyebilirsiniz. Bunlar 5 bölümden oluşacak. Part 5 olarak olacak. Birincisi yuvarlak yüz hatları içindi. Ayrıyeten kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Memnun kalırım. Ve soru cevap şeklinde de bana sormak istedikleriniz varsa yorumlarda buluşabiliriz arkadaşlar. Evet, part 2'ye geldik. Bundan önceki dediğim gibi yuvarlak yüz hatları içindi. Şimdiki video ise üçgen yüz hatları için. Üçgen yüz hatlarından bahsedecek olursak eğer ki, üçgen yüz hatları çene kısmı daha geniş, elmacık kemikleri de daha geniş ve yanak ve şu elmacık kemiklerin daha geniş, ama alnın daha dar olduğu yüz şekline biz üçgen yüz şekli diyoruz. Arkadaşlar, üçgen yüz şekli yüz şekline sahip olan kardeşlerim varsa, arkadaşlarım ve abilerim veya bayanlar, ama bayanları pek fazla ilgilendirmez bu saç modelleri. Şimdi olmaması gereken, yani kesinlikle ve kesinlikle %100 olarak kestirmeyeceğiniz model sıfırlamalı modeller arkadaşlar. Undercut dediğimiz sıfırlamalı, üstleri uzun modelleri üçgen yüz şekline kesinlikle yapmıyorsunuz. Neden? Siz saçı ne kadar uzun tutarsanız zaten sizin üçgen yüzünüz var ve bu sizi daha çok böyle üçgenleştirir. O yüzden bu modeller kesinlikle kaçının arkadaşlar. Buna ek olarak yapmanız gereken saç modellerinden bahsedecek olursak eğer ki, arkadaşlar şimdi İngilizcesini de söyleyeceğim, Türkçesini de söyleyeceğim. Dolgulu saç kesimleri vardır. Kısadan uzuna doğru gelir. Mesela şuraları daha kısa olur. Biz bunlara texture crop diyoruz. Bu saç modelini yapabilirsiniz. Yanlar sıfırlamalı değil. Mesela 1 numara 2 numara kesilip buraları, çünkü yanları sıfırladığınız zaman sizin buralarınız geniş olduğu için sıfırladığınız zaman buralar daha da çok geniş olacak. O yüzden sıfırlamalı kesimlerden kesinlikle uzak duruyoruz. 1 numara ve 2 numarayla yanlar alınmış. Üstler kısadan uzuna doğru texture crop, dalgalı karışık bir saç modeli yapabilirsiniz. Buna keza ondan sonra herkesin kestirdiği ama adını bir türlü bilmediği bir model var. Yandan ayırma. Siz berbere gittiğiniz zaman yandan ayrımlı saç kesimi olsun diyorsunuz. Onun İngilizcesi ise side part'tır. Side part diye yazılır. Side part modelini üçgen yüz şekli olan kişiler bu saç modelini kullanabilirler. Ayrıyeten bundan önceki yuvarlak yüz hatları içinde de bahsettiğim 2 tane daha model var. Onlar da pompadour modeli. Üstler biraz uzun kalan, yanların gene sıfırlanmadı. Bu da üçgen yüz hatları için geçerli bir model. Bu 3 modeli genelde üçgen yüz hattına sahip kişiler çok rahat bir şekilde kullanabilir arkadaşlar. Videom şimdilik bu kadar. Dediğim gibi zaten çok uzun sürmeyecek. Hep böyle 3'er 5'er 7 dakikalık videolar. Ayrıyeten arkadaşlar, başta takip edin dedim. Şimdi beni de sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Instagram'da şahsi Instagram hesabım halim.altankinkav adıyla. Burası benim şahsi hesabımdır. Buradan sormak istedikleriniz varsa bana oradan yazabilirsiniz. Ayrıyeten iş hesabı olan var. O da salonhalimkinkav official. O da benim iş hesabımdır. Ayrıyeten TikTok'ta da varım. Orada da canlı yayınlar açıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Halim Altan Kinkav 1925 kullanıcı adıyla oradan da beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Benden bir isteğiniz yoktur inşallah. Varsa da yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Dikkat edin. Bay bay.